Şimdi bu haberi hatırlayacaksınız. Hafta içerisinde ekranlara getirdik. Ben size bir cümleyle özetleyeyim. Kadına şiddete karşıyım. O yüzden karımdan ve kaynanamdan dayak yedim. Bu ne demek? Bu şu demek. Boşanma aşamasındaydı karısından ve evin anahtarını istiyor. Ancak karısı ve kaynanası ne yazık ki işte şiddet uyguluyorlar erkek hemşireye. Onun da bahanesi şu. Yani ben kadına şiddete karşıyım. Bu kadar televizyonlarda kadına şiddet haberi varken ben onlara asla elimi sürmedim. Onun için bile bile dayak yedim. İnsanlar görüyor, izliyor. Kimse de yardımcı olmadı. Geldi birden beni dövdü abi. Kim o? Eski karım abi. Boşanma davası açıldı. Kafayı yedi. Beni dövüyor. Kaynanası ve karısından sokak ortasında dayak yiyen koca konuştu. Yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Olur be abi. Ne kadar erkek gördüysem dizlerine kapalım abi. Yeter ki bu kadın benden uzak dursun. Bu kadını alın. Şiddet mağduru bu kez erkekti. Hemşire Onur İyici eşiyle boşanma aşamasındaydı. Çift evleri ayırmış, genç kadın annesiyle yaşamaya başlamıştı. Ancak İyice'den evin anahtarını istedi. Anneme darp etme amacıyla anahtarı benden istedi. Alamayınca da öfkeden deliye döndü. Annesini de yanına alıp genç hemşirenin peşine düştü. Anahtarı vermezsen seni burada gebertir. Abi düşeceğim abi. Kaynanamı aşıp markete doğru kaçmaya başladığım zaman yolda Sümeyye yumruk atmaya başladı. Markete doğru kaçıyordum böyle sersemledim. Anne kız markette Onur İyice'yi evire çevire dövdü. Saldırı sokağa taştı. Olayı hayretle izleyenler ne yapacağını bilemedi. Sonra kaynanam arkadan bağırdı sapık bu sapık. Tüm milletin tepkisini çekip bana karşı linç girişiminde bulundurmasını planlıyordu. Sonunda kocasının anahtarı alan kadın baygınlık geçiren annesiyle ilgilendi. Ben boşanma davasını açtıktan 2 ya da 3 gün sonra eve çilingir vasıtasıyla girip evimde ne kadar beyaz eşya ve mobilya varsa hepsini zarar verip kullanılmaz hale getirdi. İkili hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen İyice bir an önce boşanma davasının sonuçlanmasını istiyor. Bu boşanma sürecinde hem maddi hem manevi bana zarar vermek derdinde ve bense bir an önce kurtulmak, boşanmak derdindeyim. Keşke hayat hep böyle renkli olsa. Yani tabii ki şiddetin renkli bir tarafı yok ama işte arada da oluyor bu tür vakalar.